Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın her yerinden öpüyorum ve yeni bölüme başlıyoruz. Birer çay içer miyiz? ...1912 senesine kadar Topkapı Sarayı'na bağlı olarak padişah ve ailesi tarafından sadece kullanılıyordu. Sonrasında park haline çevrilerek normal halkın kullanımına sunuldu. Toplamında 168 dönüm kadar büyüklükte bir alan burası. Ve İstanbul'da nefes alabileceğiniz, ağaçların o güzel kokularını, enerjisini içinize çekebileceğiniz ender noktalardan bir yer. Gülhane Parkı. Bir gün bir çocuk, eve de gelmiş kimse yok. Açmış, bakmış dolabı, bir şişe soğuk suyu bile yok. Evet, bunu söyleme şansı yoktu padişahın ve ailesiyle bu çevrede dolaşırken gelip buradan susuzluğunu gideriyordu. Neden gelip buradan susuzluğunu gideriyordu diye sorarsanız, çünkü şu tarafta çeşme yok. Çeşme burada, bakın çeşme. Ailesiyle beraber gelir, burada susuzluğunu giderir. Sonra saraya giderlerdi. Eğer ki bu tarafta çeşme olsaydı orada da susuzluğunu giderdi, değil mi? Mantık da bunu gerektirir. Hayret. Tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten gel yârim gel aman demiş şair ve noktayı orada koymuş. Fakat biz devam ediyoruz. Gülhane Parkı zindanlarının önündeyim. Burada size küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Kanalımızı izleyen, kanalımızdaki videoları izleyen çok büyük bir kitle var. Evet, bu doğru. Fakat abonelik sayımız hala çok düşük. Dolayısıyla sizden ricam, eğer hala abone olmadıysanız kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi devam ediyoruz. Hadi bakalım. Gülhane Parkı'nın tam ortasında tek bir tane gülü kalmış. Onun da yaprakları kalmamış zaten. Bir çiçeğin önündeyiz. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu da sona doğru yaklaşmış. Ne demiş şair? Bana gülüm deme, gülün ömrü az olur. Evet, maalesef ki bize denk gelmedi ama denk geleniniz olmuştur. Burası Gülhane Parkı'nda Abu Hayat ya da Gençlik Çeşmesi olarak biliniyor.
Basuru olanlar, kabız olanlar, depresyonda olanlar her türlü hastalığa iyi geliyor. Buradan bir yudum içtiğinizde gençliğinize geri kavuşuyorsunuz ve o günlere geri dönüyorsunuz. Demem biraz yanlış olur. Çünkü bir bardak suyla, bir yudum suyla bunları elde etmeniz çok mümkün değil. O yüzden böyle hurafelere inanmayın. Bu normal bir çeşme. Gülhane Parkı'nın tam ortasında, Beltur'un karşısında bulunan bir çeşme. Belediye suyunu vermemiş. Bu kadar basit. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin önünde böyle bir dünya maketinin önündeyiz. Tam da dünyanın düz olduğuna inanmaya başlamıştım. Meğerse değilmiş. Bakın yuvarlak. Görüyorsunuz. Gayet yuvarlak, hiç düz değil yani. Düz olduğuna hala inanan varsa gelip buraya baksın. Düz değil. Dünya yuvarlak. Bazıları gibi değil. Yuvarlak yani. Bazı yuvarlaklar da var ama onlar değil. Bu dünya. Dünya yuvarlak. Mesela tepsi düz. Tepsi yuvarlak desek yalan olur yani. Kesinlikle değil. Gülhane Parkı gezimizin sonuna geldik. Evet, böyle bir odun parçasını görünce bir arkadaş aklıma geldi. Neyse, onu sonra anlatırım. Güneş batıyor. Müslüm Baba'nın da dediği gibi her batan güneşin bir sabahı vardır evlat demişti Müslüm Baba. Çok da doğru söylemişti. Zor zamanlar zor kararlar almayı gerektiriyor. Dolayısıyla hiçbir zaman pişman olmayın. Bir sonraki hafta aynı gün aynı saatte buluşmak üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalı takip etmeyi ve sevdiklerinize tavsiye etmeyi, kimi? Tabii ki bizi unutmayın. Görüşmek üzere.